Merhabalar. Şu an Oscar'ın mutfağındayız. Ve bu videoyu anne senin için yapıyoruz. Şu an Oscar bu videoyu çekiyor. Öncelikle malzemelerimizi tanıtacağız. Malzemelerimizde bir adet hamur yoğurma robotu bulunmaktadır. Sonrasında bu hamur yoğurma robotunun aleti, tabi bu kendisiyle birlikte gelmiyor, özel bir alet ve ucunda daha iyi yoğurması için böyle spesifik bir alana sahip. Onun dışında bir adet kabımız var, bu kabı yağlayıp kullanacağız. Bir adet fırına girecek olan döküm tenceresi gibi bir şey var. Bunun içerisine ekmeği koyup fırında o şekilde pişiriyoruz. Bir adet bu şekilde kaplar bulunuyor. Bu kapların içine de ekmeği koyup şekillendiriyoruz. Ve son olarak da şunlardan söyleyeyim. Bunlar da ekmeği kesmek için ve gerekli şekli vermek için kullanılan aparatlar. Şimdi bu robotu nasıl açacağımızı göstereceğim. Öncelikle şu şekilde açıyorum ve klik sesi gelene kadar, aslında tuttum o yüzden gelmedi. Klik sesi gelene kadar bunu yukarı kaldırıyorum. Daha sonra bu kabı şu şekilde döndürerek çıkarıyorum. Çünkü burada güzel yerleri var ve oraya girdiği zaman yine klik sesi çıkararak oturuyor. Bunu bu şekilde çıkarttım. Buraya ilk olarak suyumuzu koyuyoruz. Şu şekilde de oturtuyorum. Buraya ilk olarak su koyacağız. Suyu da şu ölçek kabındaki 400 mililitreye kadar doldurmamız gerekiyor ve el sıcaklığında, oda sıcaklığında olması gerekiyor. Yes. 400 mililitre. Fakat buraya koyarken, kabın içine koyarken 380 mililitre olmasına dikkat etmeliyiz. 382 ya da 383 olabilir ama 390'a çıkmaması gerekiyor ya da 380'in altında kalmaması gerekiyor. Bu konuda bayağı strict olmamız gerekiyor. İlk önce bunu yerleştirdikten sonra gramını şuradan sıfırlamamız gerekiyor. Zero olan yere tıklayarak sıfırlamamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi burası. Anneciğim, şimdi ilk olarak sıradaki malzemelerimizde tuz var. Daha sonra şeker var ve daha sonra maya var. Fakat bunların gramajlarını söyleyecek olursam maya 7 gram, şekerler 5'er gramlık, totalde 10 gram. Ve tuzu da şimdi 14 gram olarak ekleyeceğiz. Ama burada önemli bir nokta varmış. Güzel bir trik, belki sen de biliyorsundur. Bu trikte önce tuzu ekliyoruz suyun üstüne. Daha sonra şekeri ekliyoruz. Daha sonra unu ekliyoruz. En son mayayı ekliyoruz. Eğer mayayı tuzdan sonra ya da işte şekerden sonra eklersek tuzla maya birbirini öldürebiliyormuş. En efektif yol tuzlu şeker ekledikten sonra unu ekleyip üstüne mayayı eklemek ve mayanın güzel bir şekilde o etkisini verebilmesi için bu şekilde sırayla eklememiz gerekiyormuş. Şimdi bunları ekleyeceğim. Birazcık heyecanlıyım. Öncelikle tuz için 14 gram ayarlayacağız dedik. O yüzden bunu 0'ya tıklayıp 0 grama çeviriyorum ki tuzun ne kadar gram eklediğini görelim. Come on. Yep. Yeah. Perfect. Şimdi şekeri ekleyeceğim. Şimdi de unu ekleyeceğiz ve burada Oscar şöyle bir un kullanıyor, buğday unu kullanıyor.
bu buğday ununun içeriğine bakacak olursak burada önemli olan şey Oscar'ın da özellikle bahsettiği şurada ayvit diye bahsettiği protein miktarı 100 gramda 11 gram olmak zorundaymış. Yani zorunda değil ama böyle olsa daha güzel olur. Öbür türlü yoksa makarnaya döner yaptığımız ekmek diye bahsetti. 250 gramı geçmesin. Şimdi 250 gram normal buğday unu ekledik. Bunun üstüne bir de Oscar'ın özel olarak kullandığı bir un daha ekleyeceğiz. Totalde 500 gram olması gerekiyor. 250 gram daha bu undan ekleyeceğiz. Eğer bu una biraz daha dikkatli bakmak istersek bu un Fransa'dan geliyormuş. Yine buğday unu olarak geçiyor. Bu French baguette unları French baguette yapımında kullanılıyormuş. Ve bunda eğer bakacak olursak bu protein miktarı 12 olarak 12.2 olarak gözüküyor 100 gramda. Şekilde şuradan çok dikkatli bir şekilde perfect. Ve 510'a kadar eklemiş olduk. Şu an unu da ekledik. Birazdan mayayı ekleyeceğiz. Şimdi karışıma başlayacağız. O yüzden bu aparatı makineye takacağım. Şurada gördüğümüz yerler içeride boşluklara girecek ve klik olacak. Şu şekilde sokuyorum ve bu boşlukları biraz daha sokup yes. Şimdi derece önce heat'i ayarlayacağım, yani ısıyı ayarlayacağım. Buradan 2'ye getiriyorum. Bu oda sıcaklığında bir ısı. 25-28 derece arası. Daha sonra 10 dakikaya ayarlıyorum. Yes. Şurayı press edelim. Ve şu an başlıyorum. Bu ilk karışım olayı yavaş bir şekilde olmalı ki bütün o malzemeler birbirine karışabilsin güzel bir şekilde. Ama ayrıca ikinci bir karışım daha olacak 10 dakikanın sonunda. O biraz daha hızlı bir şekilde karıştıracak ve iyice bir hamur haline getirecek. Bu sırada bir yandan hamuru karışırken Oscar mutfağını da göstermek istedi. Biraz mutfağını göstermek istiyorum şu an. İlk önce şuradan başlayacağım. Burada Oscar'ın bütün baharatları yer alıyor ve buraya kolay bir çözüm bulmuş. Mıknatıslı bunların hepsi. O yüzden gayet rahat bir şekilde bunları buradan alıp kullanabiliyor. Gördüğünüz gibi bir sürü çeşit baharatı var burada. Burası özel bir magnetik, yani mıknatıslı bir tahtaymış. O yüzden bunları rahat bir şekilde burada kullanabiliyor. Sonra şurada bütün tavalarının, tencerelerinin ve büyük işte eşyalarının yer aldığı. Daha sonra burada büyük bıçaklarının yer aldığı bir yer var. Yine mıknatıs kullanmış ve burada da işte saklama kapları, blenderlar, yani kesici aletler. Japonya'dan pilav yapan bir alet var burada. Pilav yapıyor sadece bu alet. Onun dışında burada bazı eşyaları var. Ben çok anlamıyorum. Şu aleti de genelde yemek pişirmek için kullanıyor yine aynı şekilde. Komik olan şu, burada gayet rahat bir şekilde soslarını ve eşyalarını alabildiği iki tane stand var. Bu standlara Lazy Susan deniyormuş. Yani tembel Susan diyebiliriz Türkçesinde. Biraz komik geldi. Onu bayağı güldük. Kesici aleti var. Robotun eşyaları var gördüğümüz gibi. Yine karıştırma eşyaları. Şimdi karışım bitti. Şimdi daha hızlı bir şey yapacağız. Tabii şurada bittiğini belirten bir işaret var. Karay dediği bittiğini gösteriyor. Clar dediği de yine aynı şekilde bittiğini gösteriyor. Ben buna tıkladığım zaman beni ilk ekrana götürüyor. Ben burada şeyi değiştirmeyeceğim. Isıyı değiştirmeyeceğim. Sadece min'den
1 derece arttıracağım ki daha ayarlıyorum. Yes. Gördüğünüz gibi daha hızlı bir şekilde. Şimdi ikinci karışım bittikten sonra içindeki aparatını çıkaracağız. Bunun için önce açıyorum. Yes. Sesini duydum. Şimdi bunu sıyıracağım. Ama önce elimi ıslatmam gerekiyor. O yüzden elimi ıslatıyorum. Ya. Görüyorsunuz observama malzemeleri de yıkatıyor. Şimdi bu da tamamlandı. Bundan sonra hamuru mayalanmaya bırakacağız. Yani daha büyük olmasını sağlayacağız. O yüzden ben şimdi bu tamamlandığı için close diyorum. Bu aslında deck rising dediği mayalanmasın sürecini başlatması demek oluyor. Ben bunu başlat. Şu an mayalanıyor ve gittikçe büyüyecek hamur. Şu an dokunduğumda hani bir sıcaklık hissediyorum ama çok fazla sıcak değil. Böyle oda sıcaklığında bir sıcaklık hissediyorum. Şimdi makine tamamlandı ve içindeki hamuru alıp şu kaba koyacağız. Bunu yapmak için önce buradan sprey olabildiğince önce elimi bir sıcak suyla al. Elimi değil, bunu. Sıcak suyla klik olacak şekilde çıkarıyorum. Daha sonra şöyle yüzüme değdirebilirim. Olur. Şu şekilde sıyırıyorum. On it. Bunu yaparak, yani o gösterdiğimiz şekilde yaparak bunu daha çok, hamuru daha çok toplu bir hale getiriyoruz. Çünkü ilk etapta mesela hamuru kaba aldığımızda daha yaygandı, daha cıvıktı. Bunu yaparak daha toplu hale getiriyoruz. Üstünde gördüğümüz küçük kabarcıklar, hava kabarcıklarının ekmekte olması gerekiyormuş. Onların ne kadar çok olursa o kadar iyi. Kabarcıklarını görebilirsiniz. Okay, şimdi öncelikle bu alanı bir kuruladık. Şimdi buraya un döküyoruz ki hamur yere yapışmasın. Hamuru oraya yerleştiriyoruz. Şey? Yep. Üstüne de un döküyoruz. Bol 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 bol. Yanlardan. Şimdi hamuru 4 parçaya ayıracağız. Ve sonra ayırdığımız o parçaları kalıba yerleştireceğiz. O yüzden Oscar onları şu an deviriyor.
bu şekilde döndürerek daha böyle çıtır hale getirebilirsin. Bunu yerleştiriyoruz ve bir ön ısıtma yapacağız. Yapıyorum. Şimdi ekmekleri çıkarıyoruz. Gayet yumuşak ve minnoş 4 tane ekmeğimiz oldu. Are you proud? Yes. Yes, okay. Evet, evet. Evet, evet. Evet, gururluyuz. Aynen, 4 tane ekmeğimiz oldu şu an. Teşekkürler Oscar. Okay. Ekmenleri bu şekilde koyarak bunların sıcak olduğunu evin diğer hanesine de gösteriyoruz ki buraya dokunulmasın. Ya şimdi ekmek piştikten sonra, ilk pişirmesinden sonra çok az pişirdiğiniz için ve sonrasında ekmeği daha sonra kullanmak için buzdolabına koyabiliyoruz. Aynı şekilde Oscar da buzdolabına yerleştirmişti ekmeği, onu şimdi çıkaracağız ve ikinci kez pişireceğiz. Bu sefer yiyebileceğimiz kıvama getirmiş olacağız. Şimdi buzdolabından çıkarıyorum. Daha doğrusu buzdolabından. Tamam. 220 dereceye çıkıyor şu an halın. Fırın. 220 dereceye çıktığı zaman bir ses duyacağız. Bip sesi ve timer çalışmaya başlayacak. 12 dakikada ekmeği pişirmiş olacak. İkinci pişirme oluyor. Bu zaten ekmeği görebilirsiniz. Ekmek daha tam pişmemiş. Bu ilk pişirme sonrası bu halde. İkinci pişirme tam pişirme. Burada da fırının özelliği. Fırının su bölümü var. Buradaki suyu kullanarak içeride bir buhar oluşturuyor ve bu buharla ekmeği pişiriyor aslında. Bu da o buhar derecesini gösteriyor. Yetin kullandığı bu eldiven keserken kendini kesmemek için özel olarak kullanılan bir eldiven. Çok fazla hani fırına falan dönmeye geçirdim. Evet.
şu an ekmeği deniyorum ve gerçekten çok güzel.